أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم senden başka ilah yok. Seni her şeyden tenzih ederim. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Beni affet. Rabbena atina, Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve qina azabennar, bizi ateşin azabından koru ya Rabbi. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yekûmin hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn. Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahdurûn. Ve yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli. Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri. İşimi bana kolay kıl. Ve hlul udeten min lisani. Lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli. Ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti Taha ve Yasin. Yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'ımıza yarattıklarından nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, sahibimiz bozulmaktan koruduğu kelamında, Kur'an'ında bir ayette bize şöyle buyuruyor. Ve ekimus salate ve etuz zekate. Namazı, salatı hakkıyla ikame edin. Ve etuz zekate, zekatı hakkıyla verin. Ve ma tuqaddimu li enfusikum min hayrin. Hayırdan, hayırdan, iyilikten, güzellikten her ne takdim ederseniz, nefislerinizden her ne takdim ederseniz, teciduhu indallah, Allah'ın katında onu bulursunuz. İnnallaha bima ta'maluna basir. Muhakkak ki Allah yaptığınız her şeyi görür. Sadakallahu azim. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Kardeşler, geçen hafta Ramazan'a yaklaşmamız hasebiyle burada neyi konuştuk? Orucu konuştuk. Allah bizim neden aç kalmamızı istiyor? Bu sualin cevabını bulmaya çalıştık. Bu hafta neyi konuşmamız lazım? Dünyadaki Müslümanların en çok zekat verdiği ay hangi aydır? Ramazan ayıdır. Bunu neden yaparlar? Normalde zekat emri Ramazan'da yerine getirilmesi gereken bir emir midir? Hayır, değildir. Zekat emrinin yerine gelmesi için bir malın, bir sermayenin üstünden 12 ay dönmesi lazım gelir. 355 gün, yani kameri gün kaçtır bir senede? 355. İslam ibadetleri şemsi güne göre yapılmaz, 365 güne göre yapılmaz. Kameri güne göre yapılır. Ramazan'da orucun her ay 10, her sene 10 gün geriye atması kameri aya göre ibadet yaptığımızdan dolayıdır. Şimdi zekat verecek olan Müslümanlar en çok ne zaman zekat veriyor? Ramazan'da zekat veriyor. Halbuki bu adamın zekat vermesi gereken ay Ramazan'dan 2 ay sonra. Kurban Bayramı'na yakın zamanda bu adamın nisabı toplanmış oluyor ve o zaman zekat bunun üstüne farz olmuş oluyor. Ama bu adam ne yapıyor? Benim zaten o zaman zekat borcum olacak. Ama şimdi Ramazan'da her hayra 1000 var. Ben bu kârı kaçırmak istemediğimden dolayı ne yapayım? Ramazan'da vereyim. Kaldı ki Ramazan'da fakir fukaranın gıdaya 11 aydan daha fazla ihtiyacı var mı yok mu? Her zamandan daha çok ihtiyacı var Ramazan'da. Hem oruçlu hem akşam sofrasında bir şey olmama ihtimali var. Bu bir felakettir. Müslüman bir komşu için bu bir felakettir. Komşusu açken tok yatan bizden değildir tehdidi bundan dolayı çok tedirgin eder Müslümanları. Resulullah Aleyhisselam böyle buyuruyor. Komşunu aç, bütün gün oruç tutmuş, akşamleyin de sofrasında yiyecek bir şey yok. Senin sofranda o çeşit var. Bunun olmaması için Müslümanlar ne yapar? Denk getirmeye çalışır. Zekatını önceden vermeye çalışır. Ve Ramazan'da fakir fukarayı doyurmaya çalışır. Şimdi
Bire bin veriyor Ramazan. Namazımıza bire bin, orucumuza bire bin, Kur'an'ımıza bire bin, zikrimize ve zekatımıza bire bin veriyor. Bundan dolayı Müslüman halk, Müslüman esnaf uyanıklık yapıyor ve bu ibadeti, bu özel ibadeti Ramazan'da yerine getirmeye çalışıyor. Biz de böyle yapıyoruz. Daha karlı olalım diye her sene zekatımızı geriye alıyoruz. Bu nefsi olarak hoşumuza gitmeyebilir. Ama manevi olarak, manevi rakamlar olarak bize çok büyük kar sağlayacaktır kardeşler. Alacağımız dualar olarak bize çok büyük kar sağlayacaktır. Mesela bir fakir yaz boyunca erik yiyemeyebilir. Ama bir fakir Ramazan'da erik yiyemezse bu ona çok dokunur. Çok dokunur çünkü bütün gün boyunca kafasında tek bir şey var, gıda. En zenginin de kafasında yiyecek var, en fakirin de kafasında yiyecek var. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor Müslümanlar olarak? Bu fakire, fukaraya Ramazan'da daha bir ihtimam göstermemiz gerekiyor. Bu zekatları sağlam bir şekilde hesap etmemiz gerekiyor ve öne almamız gerekiyor. Ramazan'da dağıtmamız gerekiyor. Müslüman kardeşim, bu dünyadaki Müslümanlara İslam'ı bilmeyenler, komünistler, ateistler, faşistler, solcular, radikaller, bunlar ekmek vermez. Bu Müslümanları kim besleyecek? Biz besleyeceğiz. Müslüman, Müslümanın halinden anlar. Müslüman olmayan açların halinden anlamaz. Bunlar bakmaz. Suriye'de şu anda on binlerce insan aç. Köpek yeme ve kedi yeme fetvası verilmiş Suriye'de. Avrupa'dan herhangi bir gıda takviyesi gidiyor mu oraya? Hiçbir şey yok. Ama buzullarda ölmek üzere olan iki tane balina için yüzlerce insan seferber oluyor. Bunun adına ikiyüzlülük deniyor, takiye deniyor, takiye. Balinaya gösterdiği hürmetin ve saygının onda birini insanoğluna göstermiyor. Bunun sebebi ne? Hristiyan ya da Yahudi olsaydı muhakkak gösterirlerdi. Helikopterle Suriye'nin içinden alırlar, Almanya'ya götürürler, Fransa'ya götürürler. Helikopterle, cımbızla çekip alırlar. Yeter ki Hristiyan olsun, Yahudi olsun. Müslüman olduğu zaman kıymeti harbiyesi yoktur. Şu anda Suriye'de kedi yeme fetvası verilmiş, kedi yemek İslam'da caiz değildir. Köpek yeme fetvası verilmiş, köpek yemek İslam'da caiz değildir. Ama ölüm hali olacağı yerde domuz yemek bile caiz hale gelir, helal hale gelir. Onların durumu bu haldeyken biz Ramazan'da 10 çeşit yemeyiz. Müslüman kardeşlerimize solcular, komünistler, faşistler, laikler de bakmayacağına göre kim bakacak? Biz Müslümanlar bakacağız. Bu zekat denilen ibadete bu sene her sene olduğundan daha fazla ehemmiyet göstereceğiz, önem vereceğiz. Allah Teala Hazretleri bu ayet-i kerimede bize neyi emrediyor? En başa neyi koymuş? İslam'ın beş şartından bir tanesi ne? İbadeti bedeniye. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Kelime-i tevhid ile İslam dairesine giriyoruz. Peşinden iki tane ibadeti bedeniye geliyor. Bedenle yaptığımız ibadet. Namaz, oruç. Bunları sair sohbetlerimde anlattım. Peşinden ne geliyor? İbadeti maliye geliyor. İbadeti maliye. İbadeti bedeniye değil. Zekat nedir İslam fıkhında? İbadeti maliye. Mali ibadettir. Bu ibadeti yapmayan, tıpkı namaz kılmayan gibi, tıpkı oruç tutmayan gibi, tıpkı parası olup da hacca gitmeyen gibi azap görecektir. Çünkü dünyevi haklarımızda benim bu sohbetteki Yasin kardeşten, Ahmet kardeşten hakkına girerek gasp ettiğim malın hesabına ne deniyor İslam'da? Kul hakkı. Bu muhakkak ahirette benim başıma gelecek. Bu görünecek. Kul hakkı nasıl böyle ihtimam gösterilmesi gereken bir şeyse Allah hakkı da aynen bu şekilde ihtimam gösterilmek zorundadır. Allah hakkının başına ne geliyor? Namaz, oruç, ibadeti bedeniye, sonra zekat, ibadeti maliye, sonra ne geliyor? Hac. Hem ibadeti bedeniye hem ibadeti maliye. Hacda hem meşakkate gireriz, hem sıkıntı çekeriz. Bir ay boyunca evden barktan uzakta. İstediğimiz gıdalar yok, istediğimiz elbise yok. İstediğin anda yıkanamıyorsun, sıra beklemen lazım. Tuvalete girmek için bile sıra beklemen lazım. Çadırda uyumak zorundasın Arafat'ta. Hacıların sıkıntılarına göğüs germek zorundasın. Bir tuvalet için yarım saat beklemek zorundasın. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Hac meşakkattir. Hac meşakkattir. Bakın bu hem para vereceksin. 3000 dolar, 4000 dolar para veriyorsun hem de 30 gün sıkıntı çekiyorsun. Ama bu ibadeti yapmak zorundasın. Bu ibadeti yapmak için bir şart lazım. Nedir o şart? İslamiyete göre zengin olman gerekiyor. İslamiyette zenginliğin şartı nedir? 80 gram altın yahut karşılığında bir para köşende varsa,
borcunu düştüğün zaman 80 gramı tekabül eden para köşede duruyorsa bu fazla demektir. Normal ihtiyaçların fazlası demektir. Bu paranın Allah Teala %2,5'unu istiyor. Yani 40'ta birini istiyor. Kime istiyor? Bu parayı toprağa gömemeyiz, göğe de atamayız. Ne yapacağız? Allah neye istiyor bu parayı? Fakir fukaraya vereceksin. Bu parada onların hakkı var buyuruyor Allah Teala. Müslüman ne yapacak? 80 gram altın yahut parası yahut da ticaret malı. Alıp sattığı mal, çantası varsa, kumaşı varsa, kuyumu varsa, gıdası varsa buna ticaret malı denir. Bunun hesabını nasıl yapacak? Maliyet fiyatından hesap yapacak. Buna sermaye deniyor. Bu sermayeyi ne yapacak? Sermayenin %2,5'unu etrafındaki fakir fukaraya dağıtacak. Zekatın dağıtılma ölçüsü vardır. Nasıl dağıtacağız zekatı? Önce akrabayı taallukat. Yakın akrabadan salih olanlar. Bakın, akrabanın da fasığını, salihini ayırt etmemiz gerekiyor. Fasık akraba var, salih akraba var. Müslüman önce kime bakacak? Akrabalarından salih olan kimse benim bu zekatı önce ona hesap etmem lazım. Bir kısmını salih akrabaya vereceğim. Sonra fasık akraba, yani günahkar akraba. Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Günahkar bir adam. Ama akraba. Seçimi biz yapmadık. Bu hala oğlunu, bu teyze oğlunu, bu dayıyı, bu yengeyi biz seçmedik. Allah bize bunu verdi. Ne yapacağız? Reddedemeyiz. Akrabalık bağlarını kopartmak caiz değil. Buna da zekat vereceksin ama önceliği salih akrabaya vereceksin. Salih akrabayı verdin. Sonra fasık akrabaya verdin. Ondan sonra komşu. Mahallendeki komşular. Ondan sonra diğer insanlar, dışarıdaki insanlar, ilim talebeleri, fakir fukara, miskinler, sakatlar, ihtiyaç sahipleri, bunlar onlardan sonradır. Bu üç grupa zekat en başta gelir. Bu zekatı vermezsen ne olur? Azap görürsün. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. Miraç gecesi büyükçe yılanlarla sarılan adamlar gördüm. Yılanlar devamlı onları sıkıyor ve sokuyordu. Onlara işkence yapıyordu. Cebrail'e dedim ki bu adamlar nedir, bu yılanlar nedir? Allah Teala Hazretleri Miraç'ta olacak olan şeyleri Resulullah Aleyhisselam'a göstermiştir. Bunlardan bir tanesi nedir? Zekat vermeyenlerin durumu. Fakir fukarayı düşünmeyenlerin durumu. Rabbena hep bana diyenlerin, sadece kendini düşünenlerin durumu. Cebrail Aleyhisselam ne buyuruyor? Bunlar dünyadayken Allah'ın kendilerine lütfettiği mallardan zekatlarını vermeyenlerdir. Allah onlara yılanla mahşer boyunca azap edecek. Yılanlar, kocaman yılanlarla beraber. Bitecek mi orada? Bitmeyecek. Mizana gelecek, mizandan sonra sırattan düşecek, cehennemde azap görecek. Günahlarından temizleninceye kadar. Dünyadaki en ufak bir ateşten bile titreyen biz kullar, kaçınan, sakınan biz kullar, sobanın yanında bulunamayan, oturamayan biz kullar, uforun bile karşısına 10 santimden fazla yaklaşamayan biz kullar, cehennem ateşine meydan okuyacak kadar ahmak değiliz. Zekatını vermeyen, namazını kılmayan, orucunu tutmayan, mali durumu olup da hacca gitmeyen kullar, cehennem ateşine meydan okuyor demektir kardeşler. Biz ahmaklardan değiliz, biz ateşe meydan okuyamayız. Biz Allah'a meydan okuyamayız kardeşim. Biz bu zekatı veririz. Bu hacca gideriz. Hacca gitmenin durumu nasıl? Bir adamın hacca gidebilmesi için 80 gram altın karşılığı yahut da para olması lazım. Aynen zekattaki kurallar bunun için de geçerlidir. Böyle bir param var, böyle bir sermayem var ama sen devamlı tehir ediyorsun. Devamlı ileriye atıyorsun. Ecel geldi aldı seni. Param var, sermayem var, sen tehir ettin, tehir ettin. Ecel geldi. Azrail emaneti aldı ve borçlu olarak gittin. Hac borcunu paran olduğu halde yerine getirmedin. Allah hesap soracak. Ben sana nimet verdim. Ben sana mal verdim. Gelmek durumun olmasına rağmen sen gelme hamlesi yapmadın. Çok sorulan bir soru var burada. Açıklamadan geçemeyeceğim. Adam yazılıyor. Şimdi İslamiyet geliştiği için ülkemizde Müslümanlar daha bir kuvvetlendiği için hacca gitme niyeti çok fazlalaştı. Talep çok fazla. Şu anda 6 yıllık, 7 yıllık bekleyen var. Müslüman kardeşlerimiz var. 6 yıldır, 7 yıldır hac kurası bekliyor. Ben 3 sene beklemiştim. Rabbime hamdolsun 3 sene sonunda çıktı. Ama 6 sene, 7 sene bekleyeni ben duydum. Etrafımdaki insanlardan duydum. Bir adam hacca yazılsa ama kurası çıkmasa, 7 senenin sonunda ölse, bu adam borçlu mu gider, borçsuz mu gider?
İslamiyet'e göre bu adam borçsuz gider. Neden? Hamle yaptı. Bu adam kuraya girdi. Bu adam ödemesi gereken ilk meblağı ödedi. Ben niyetlendim Allah'ım dedi. Ama talep çok fazla olduğu için alabilecekleri limit sınırlı. Allah müsaade etmedi ve eceli aldı. Allah Teala bu kulu ne sayıyor? Bu kulum hac borcunu yerine getirmiş sayıyor. İslamiyet böyle bir şeydir. Hayırlı bir işe niyet ettiğimiz zaman onu yerine getiremesek bile Allah onu yerine getirmiş sayıyor. Ama niyet etmediğin zaman, sürüncemede bıraktığın zaman bu sana borç olarak yazılıyor ve ahirette hesap olarak karşına çıkacak. Allah bizi zekatını verenlerden etsin. Amin. Aldananlardan, kananlardan ve cimrilerden etmesin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ayet-i kerimede Allah bize zekatı emrediyor ama Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman ne kadar vermemiz gerektiğini Mevla Teala söylemiyor. Detay vermiyor. Kur'an bize birçok yerde detay vermez. Ana maddeleri söyler. Detayda bizi hep Resulullah'a sevk eder. Bize bu 1/40'lık ölçüyü kim vermiştir? Bu kitapta 1/40'ını verin diye bir tabir yok. Nereden çıktı bu 1/40? 1400 senedir Müslümanlar malının 1/40'ını zekat verirler senede bir defa. Bu 1/40 nereden çıktı? Resulullah Aleyhisselam'dan çıktı. Ayet-i Kerime'de Mevla Teala buyuruyor ki sana ne kadar infak edeceklerini soruyorlar. Ey Habibim, de ki artanı, fazla olanı infak edin. İnfak vermek demektir. Allah'ın verdiği paralardan, nimetlerden yardım yapmak, hediye yapmak demektir. Zekat vermek demektir. Bu ayette geçen infak. Şimdi sahabe-i kiram efendilerimiz bu gibi zekatla alakalı ayet-i kerimeleri Kur'an'da okuyorlar. Resulullah'tan da işitiyorlar ama limit söylememiş. Allah bize limit söylememiş. Kime soruyor? Bu Kur'an'ı bizzat indiği peygamberden işiten sahabi zekat emrini kime soruyor? Resulullah Aleyhisselam'a soruyor. Direkt olarak. O peygambere ihtiyacımız yok diyen sapık hocalar, o ilahiyatçı sapkınlar. Bunlara zekat emri dediğin zaman ne diyorlar? Canım istediğin kadar ver ya. 1/40 falan yok, öyle bir şey yok. Kaç lira var cebinde? 200 lira var. Ver 200 lirayı, tamam sen zekatını verdin. Yahu adamın sermayesi 200 bin lira. 200 bin lira sermayesi var adamın. 200 lira zekat olur mu? Hırsız. Arsız namussuz. 200 lira zekat olur mu? Resulullah Aleyhisselam diyor ki 1/40. Zekatın 1/40 olduğu ölçüsü nereden geliyor? Şu hadis-i şeriften geliyor. Ayşe anamız rivayet ediyor. Sahabinin bir tanesi Resulullah Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki ya Allah Resulü zekatımı vereceğim ama ne kadar vereceğim? Allah bana bunu emri vermiş. Ve ati'uz zekate. Emir açık. Ama ne kadar söylemiyor. Ey Allah'ın Resulü sen benim Rabbimi herkesten daha iyi tanırsın. Bana limit söyle. Ne kadar zekat vereceğim? Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? 40 dinarda 1 dinar vereceksin. 20 dinarda yarım dinar vereceksin. 40 dinarda 1 dinar ne demek? %2,5 demek. Yani 1/40. İşte zekatın ölçüsü bu hadis-i şeriften gelir. Ama bu gibi hadisleri İslamiyet'ten çıkarttığın zaman ne oluyor? Bu sapkın mezhepsiz gibi oluyor. 100 lira, 200 lira ne bulursan ver ya. Kurban, ya kesmene gerek yok o telaşa, o kana, o ete ne gereğin var? Ellerini bulaştırma yağlı yağlı öyle. Nedir o? Ver 100 lira bir fakire, tamam kurbanı kestin sen. Bu ülkede ayakkabıdan kurban olur diyen adam gördük biz. Ayakkabıdan kurban olur. Hatırlıyor musunuz? Kemerden kurban olur diyen gördük. Ayakkabı ver fakire diyor, kemer al fakire diyor, gömlek al fakire diyor, kurban borcunu ödemiş olursun diyor. İslamiyet bu değil, sen uydurdun. Sen yeni bir şey uydurdun. Ne Kur'an, ne bizim Peygamberimiz Aleyhisselam, bu dini en iyi bilen insan böyle bir şey söylememiştir. Dolayısıyla sen bunu şeytandan aldın, bize din diye yutturmaya çalışıyorsun. İlmimiz olmasa tamam bu profesördür diyeceğiz, yutacağız. Ama ilim var, bilgi var, 1400 senelik müktesebat var. Yüz binlerce kitabı çöpe at. Sapık hocayı dinle. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Bundan dolayı Müslüman ne yapar? Müslüman bakar. 1400 senelik anlatılan İslam'da bu var mı yok mu? Müslüman kıyası böyle yapar. 50 yıllık, 20 yıllık, 10 yıllık dine bakmaz. 1400 yıllık dine bakar. Dolayısıyla Resulullah Aleyhisselam bunun ölçüsünü böyle vermiştir. Yine bir başka sahabi geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a. Yine dinardan örnek veriyor. Ey Allah'ın Resulü bir dinarım var. Ne yapayım?
Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Kendini harca. Ey Allah'ın Resulü, bir dinarım daha var. Dinar demek altın para demektir. Araplar altın paraya dinar derler. Dirhem gümüş paradır. Bir dinarım daha var ey Allah'ın Resulü. Onu ne yapayım? Onu ailene harca. Hanımına harca. Bir dinarım daha var. Onu ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Onu çocuklarına harca. Başka bir dinarım daha çıktı. Onu ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Onunla ne istiyorsan onu yap. İster ver, ister verme. Bakın, 4 dinar var. Normalde şeriatta 4 dinarın bir tanesini vermek zorunda değil. 40 dinarın bir tanesini vermek zorunda. Ancak Resulullah Aleyhisselam tabanı kısıtlamamak için kapıyı açık bırakmış. Senin zekat vermeye gücün yok. 40 dinarlık, 40 altın paralık bir paran yok. Kıt kanaat geçiniyorsun. Ama fakirlere yardımcı olmak da istiyorsun. Verebilir misin? Verebilirsin. Çok az dahi olsa sadaka olarak fakir fukaraya verebilirsin. Akrabayı talukatına verebilirsin. Ancak üzerine farz olması için 40 dinarın olması gerekiyor. Yani 80 gram altının olması gerekiyor. Bu olmadığı zaman sana zekat farz olmamış oluyor. İslami hükümleri böyle anladığımız zaman yanılmamış oluruz. Aldatılmamış oluruz. Şimdi Allah Teala Hazretleri bu zekat denilen emri neden İslam'ın 5 şartı içine koydu? Bu emir dinimizde neden çok önemli? Çünkü bu emir o kadar kritik bir emir ki Müslümanlar bu emri layıkıyla yerine getirse dünyada aç insan kalmaz. Bakın şu anda dünyanın her tarafında aç Müslümanlar var. Neden var? Çünkü zengin Müslümanlar zekat vazifesini yerine getirmiyor. Hep kaçmanın peşinde, hep yontmanın peşinde. Az önceki mezhepsiz hoca gibi 200 ver olur, 500 ver olur mantığının peşinde olduğu için zekatını layıkıyla vermiyor. Vermediği zaman ne oluyor? Adaletsizlik oluyor. Fakirle zengin arasındaki uçurum açılıyor. Allah'ın hükmü yerine gelmemiş oluyor. Zekattan kaçıldığı için aç Müslümanlar şu anda dünyada çoğunluktadır. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerif buyuruyor. Bakın, zenginlerin zekatı fakirlere kâfi gelmeseydi, Allah-u Teala onlara ayrıca nafaka verirdi. Bakın, öyle bir fakir-zengin dengesini Allah öyle bir kurmuş ki, Resulullah diyor ki, eğer zenginlerin zekatı fakirlere kâfi gelmeseydi, Allah o fakirlere ayrı bir nafaka verirdi. Tıpkı Yahudi kavmine gökten bıldırcın etiyle kudret elvası yağdırması gibi. Musa Aleyhisselam'ın kavmine Allah gökten bıldırcın eti, cennet nimeti verdi. Onlar dedi ki biz çalışmak istemiyoruz. Allah da cennetten her gün sabah ve akşam bıldırcın eti ve kudret elbası indirdi. Yahudileri çalışmadan devamlı yediler ve namaz kıldılar. Allah öyle bir sistem kurdu ki dünyada, zenginlere öyle bir nimet verdim ki, öyle bir zekat verecek mal mülk verdim ki, bunlar zekatlarını layıkıyla verse bir tane fakir aç kalmaz. Dünyada zengin fakir dengesini kurmak isteyen insanlar, denge buradadır. Bu kitabı anlarsanız, bu kitabın tabi olmamızı farz kıldığı peygambere tabi olur ve bu sözlerini dinlerseniz zengin fakir diye bir denge kalmaz. Bütün sıkıntılar çözülür. Aç insan kalmaz dünyada. Bak, eğer fakirlere kâfi gelmeseydi Allah Teala onlara ayrıca nafaka verirdi. Aç kalan fakir varsa zenginlerin zulmü yüzündendir. Burada Resulullah Aleyhisselam zenginlere ne diyor? Zekat vermeyen zenginlere zalim diyor. Neden? Allah sana bu nimetleri verdi. Sen kazanmadın. Çalışma kuvvetini, gücünü sana Allah verdi. Kazanabilme kabiliyetini, aklını Allah verdi. Atamız Osmanlı şöyle der. Allah bir adama zenginlik vereceği zaman önce akıl verir. Nasıl malını kolayca arttırabileceği aklını önce ona verir. Allah bir adamdan malını almak istediği zaman önce aklını alır. Bu da işin diğer boyutudur. Önce aklını alıyor, peşi peşine hatalar işlemeye başlıyor. Sonra Allah malını almaya başlıyor. Bu aklı sana kim verdi? Bu kazandığın nimetlerdeki zekayı, inceliği, ticaret zekasını sana kim verdi? Allah verdi. Ve şimdi istiyor Müslüman kardeşim. 1/40, %2,5'unu Allah'ın istediği fakir fukaraya vereceksin. Kimlere verebiliriz? Zekat kimlere verilebilir, kimlere verilemez? Verilemeyenlerden başlayalım. İslamiyet'te bir Müslüman bakmakla yükümlü olduğu insanlara zekat veremez.
Mesela sen annene zekat veremezsin, babana zekat veremezsin. Buna usul dedir, yukarıya doğru. Anana babana yaşamları boyunca bakmak zorundasın. İslam bize bunu mecbur kılmıştır. Hocam babamla anlaşamıyorum, annemle anlaşamıyorum, bana lanet okudular. Baban annen müşrik bile olsa, bak daha ötesi yok bunun. Müşrik bile olsa İslamiyet'ten ayrıldı, puta tapıyor. Sen bunlara bakmak zorundasın. Dünyevi olarak İslam bizi öyle bir mecbur bırakmış ki, o kadar üzerimizde hakları var ki, biz bu insanların gıdalarını ve ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız. Yatalak olurlarsa kim bakacak bunlara? Sen bakacaksın. Müşrik bile olsa. Sonra kim var? Babanın babası ve annesi. Dede ve nine. Yine bunlara da bakmak zorundayız. Dolayısıyla bu dört kişiye zekat düşüyor mu? Zekat verilmez, caiz değildir. Sonra aşağı geçiyoruz. Usul, aşağısı ne? Furu. Bunlar hep fıkıh kitaplarımızda detaylandırmıştır. Furu'da kim var? Bir adam hanımına zekat veremez. Çünkü hanımına bakmak zorundadır. İslamiyet kadını öyle bir kollamıştır ki, evin geçimini erkeğin sırtına vermiştir. İslam'da kadının parası kadına ait, kocanın parası kocaya aittir. Evin giderleri, evin bütün masrafları kime aittir? Kadın hiçbir kuruş harcama hakkına sahip değildir. Hiçbir kuruş harcama mecburiyeti yoktur. Yükü kime yüklemiştir Allah? Erkeğe yüklemiştir. Ağır yükü İslam erkeğe yüklemiştir. Şimdi erkek hanımına zekat verebilir mi? Veremez. Oğluna ve kızına zekat verebilir mi? Veremez. Caiz değil. Çünkü bunlara bakmak zorunda. Oğlunun oğlu, oğlunun kızı. Bunlara verebilir mi? Torunlar. Torunlara da veremez. Bunlara da zekat geçersizdir. Dolayısıyla bunlar verilemeyecek olanlar. Verilecek olanları da anlattım. Komşular, salih akrabalar, fasık akrabalar, komşular, ilim talebeleri, miskinler, sakatlar, hastalar, bunların tamamına zekat verilebilir. Bu borç üzerimizden bu şekilde kalkar. Halk arasında bir tabir vardır. Zekat malın kiridir derler. Zengin insanlar o malı veyahut o parayı bir fakire vermek niyetinde olduğu zaman bu kirli derler. Bu yanlış bir görüştür. İslam'da zekat parası kir parası değildir. Tam aksine o nur parasıdır. Nur. Zekatı Allah Kur'an'da şöyle tarif eder. Fakirin zengin üzerindeki hakkıdır. Zekat fakirin zengin üzerindeki hakkıdır. Şu halde bir hak ise bu, buna kir dememek lazımdır. Kir dediğin zaman olay başka bir noktaya kayıyor çünkü. İnsanların gözünde zekat vermek bir pisliği def etmek gibi, bir kiri def etmek gibi anlamlarına geliyor. Bu zekat müessesesi açısından hoş bir görüş değil. Hoş bir konuşma tarzı değil. Zekat nurdur, kir değildir. Bir Müslümana gideceksin, paranı vereceksin ve diyeceksin ki bu Allah'ın bana farz kıldığı zekatımdır. Kabul eder misin? Müslüman kardeşim kabul eder misin? O ne diyecek? Kabul ediyorum. Allah kabul etsin kardeşim diyecek. Sen de memnun olacaksın. Zekat olduğunu söylemek zorunda mıyız fıkıhta? Hayır, hediyendir de diyebilirsin. O kişiyi incitmek istemiyorsan, bu benim sana hediyemdir kardeşim, kabul eder misin diyebilirsin. Bunu da yapabilirsin. Yine son dönemde bazı aldığım mesajlarda bir hileye şahit oldum. Bunu da anlatmadan geçemeyeceğim kardeşler. Bir hile, zenginlerin yaptığı hile. Nedir bu hile? Zekat hilesi. Bir aracı buluyor zengin Müslüman kardeşim. Bakın, zalime bakın. Aracıya diyor ki sen falanca fakire git. Bu adamın durumu müsait değil. İhtiyaç sahibi biliyorum. Ona de ki falanca abi sana zekatını verecek ama sen zekatı alır almaz Allah kabul etsin diyeceksin. Peşinden de aldığın zekatı ona hediye edeceksin. Ne yapıyor şimdi bu zengin? Bul karayı al parayı. Bul karayı al parayı. Yani Allah'ı kandırma girişimi. Ya böyle iş olur mu ya? İslamiyet'te böyle bir şey var mı? Kardeşler, İslam'da böyle bir şey yok. Bu adamın kafası Allah'ı nasıl kandırabilirim hesabı. Böyle bir şey yok. İslam'da şu vardır. Bir fakir bir zenginden zekatı alır. Ondan sonra o zekatı gidip başka istediği birisine hediye olarak verebilir. Resulullah Aleyhisselam'ın bir hizmetçisi vardı. İsmi Berire'ydi. Allah ondan razı olsun. Berire'ye bir zekat geldi. Berire dedi ki Ayşe anamıza, ben dedi bu bana gelen zekatı peygamberime hediye etmek istiyorum. Ayşe anamız dedi ki hayır, Resulullah zekat almaz. Resulullah'a zekat haramdır. Efendimiz Aleyhisselam'ın peygamberliğinin delillerinden bir tanesi nedir?
Allah'ın peygamberine zekat almak caiz değildir. Sadaka almak da caiz değildir. Hediye alabilir. Bakın, o komünistin bir tanesi bana mesaj yazmış. Muhammed'de bir sallallahu aleyhi ve sellem bir ideologtur. İslam ideolojisinin devrimcisidir. Benim için Che Guevara neyse Muhammed'de odur. Haşa ve kella. Ya bir komünist bir devrimciyle mucizeler sahibi peygamberi yan yana koyuyor. Ben de buna mesaj yazdım. Sen hiç Che Guevara'nın gece vakti teheccüde kalktığını gördün mü? Siz hayatınızda bir komünistin gece teheccüde kalktığını gördünüz mü? Bu adam komünist demek Allahsız demektir. Allah'a inanmaz. İslam'ın da bir parti gibi, bir ideoloji gibi olduğunu düşünür. İnsanın ortaya attığı bir ideoloji. Öyle düşünür. Ama İslam'a baktığın zaman ve İslam'ın peygamberine baktığın zaman bize 5 vakit namazı emrediyor. Kendisi 10 vakit kılıyor. Bu nasıl bir lider? Dünyanın neresine giderseniz, hangi lidere bakarsanız en az o çalışır, en lüks içinde o yaşar. Ama bizim liderimiz öyle bir lider ki bize 5 vakit emrediyor, kendisi 10 vakit kılıyor. Bize 30 gün Ramazan orucunu emrediyor, kendisi senenin 1/3'ü oruçlu. Bu nasıl bir kumandan, bu nasıl bir lider ya? Bize farz namazlara çok dikkat etmemizi, sünnetlere özen göstermemizi söylüyor ama kendisi ayakları şişinceye kadar namaz kılıyor. Taha suresi. Ayakları şişinceye kadar namaz kılan peygamber. Bu nasıl bir ideolog? Böyle ideolog olur mu? Kalkmışsın kiminle yan yana koyuyorsun? Lenin'le Stalin'le yan yana koyuyorsun ya. Stalin'in kaç tane mucizesi var? Lenin'in kaç tane mucizesi var? Lenin ne dedi tank yaptığı zaman? İşte benim mucizem budur. Tank yapmış. Mucizem budur. Yani peygamberim demenin başka bir yöntemi. Teknolojiyi kullandım, tank yaptım. Benim mucizem budur. Bizim peygamberimiz aleyhisselam fakir bir peygamberdi kardeşler. Fakirdi. Allah Teala Hazretleri onu zenginlikle fakirlik arasında ihtiyar sahibi kıldı. Cebrail Aleyhisselam'ı Efendimiz Aleyhisselam'a yolladı. Cebrail dedi ki Allah beni sana gönderdi. Ey Allah'ın Resulü, meliklik mi istersin? Süleyman gibi melik olmayı mı istersin? Zengin, şaşalı, dünyaya hakim bir peygamber. Yoksa fakirlik mi istersin? Resulullah Aleyhisselam duraksadı. Duraksayınca Cebrail şöyle devam etti. Allah tevazuyu sever ey Allah'ın Resulü. Resulullah Aleyhisselam bunu bir işitti. Ne buyurdu? Ben garibim. Garip olmak isterim. Fakirliği isterim. Dedi ve zenginliği kabul etmedi. Hangi komünist lider zenginliği kabul etmez? Hepsi her gün bir galon içki içiyor. Hepsi her gün zina ediyor. Nefislerine, keyiflerine düşkün. Hepsi gece fosur fosur uyuyor. Bizim Efendimiz Aleyhisselam her gece teheccüde kalkar. Ayşe anamız geldi bir gün. Ey Allah'ın Resulü. Sana bir sedir aldım. Kuş tüyünden. Artık bundan sonra çok rahat yatacaksın. Bizim peygamberimiz yattığı zaman neresine dönerse 15-20 dakikadan sonra diğer tarafa dönmek zorunda. Gece uykusu 10 defa 20 defa bölünmek zorunda. Neden? Tahta üstünde yatıyor. Üstüne iz bırakıyor tahta. Sert bir şeyin üstünde yattığın zaman kan dolaşımı olmuyor. Ve seni rahatsız ediyor. Gece çok defa kalkmak zorunda kalıyorsun. Bizim peygamberimiz böyle bir yerde yatıyor. Ayşe anamız kuş tüyü yatağı bir seriyor. Efendimiz Aleyhisselam bir yatıyor yatağa, gözünü bir açıyor, sabah ezanı okuyor. Bilal-i Habeşi sabah ezanı okuyor. Bütün gece uyumuş. Bizim peygamberimiz için teheccüd namazını terk etmek de demek ne demek? Teheccüdü kaçırmak demek ne demek? Şimdi dervişler var burada. Ne teheccüd? Teheccüd mevcut hak getire. Dervişe bak sen. Resulullah Aleyhisselam için teheccüdü kaçırmak demek sabah namazını kaçırmak gibi. Anormal bir şey. Hayatında çok nadirdir teheccüdü kaçırdığı. Bu yataktan dolayı o kadar rahat ve huzurlu yatıyor ki gece teheccüdü kılamayınca Ayşe anama diyor ki ey Ayşe sen bunu al götür. Fakir fukaraya ver. Bu bize yaramadı diyor. Şu peygambere bak ya. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim böyle bir peygamberimiz var kardeşler. Rabbim cennette ellerini öpmeyi nasip etsin. Amin. Düğün sofrasına oturmayı nasip etsin. Amin. Bak o sofra farklı bir sofra olacak. Resulullah cennette 3 tane hanımı nikah yapacak. Normal hanımlarının dışında 3 hanımı nikah yapacak. O nikahta sofralar, hayalimizin olmayacağı sofralar, misafirler, hayalini kuramayacağımız misafirler Resulullah Aleyhisselam'a gelecek. O sofranın köşesinde bu dervişler de bir yer bulursa Allah'ın izniyle paçayı kurtarırız. Orada yeri bulduk mu da Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına gideriz. Ellerini güzelce öperiz inşallah. Allah'ım sen bize nasip et ya Rabbim. Amin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi kardeşler, kitabımız Kur'an, zekat verme dönemleri geldiği zaman şeytanın Müslümanları korkuttuğundan bahsediyor. Bu şeytan denilen bir düşmanımız var bizim, biliyorsunuz. Bu düşmanın en önemli özelliği ne? İllüzyon. İllüzyon. Şimdi var ya bu televizyonlarda sihirbazlar çıkıyor, şapkanın içinden tavşan çıkartıyor. Bunlara ne deniyor? İllüzyonist. Bir şeyi yok etmiş gibi davranıyor. Sonra başka bir yerden o nesneyi çıkartıyor, kuşu çıkartıyor. İllüzyoncu. Kardeşim şu klimayı açar mısın? Şeytanın özelliği ne? Güzel olan bir şeyi kötü gibi gösterebiliyor. Kötü olan bir şeyi güzel gibi gösterebiliyor. Zekat denilen bu müessese çok güzel bir müessesidir. Ama şeytanın yaptığı olay ne? El çabukluğuyla bu zekatı bize çok kötü gösteriyor ve diyor ki verme. Verme, biter. Eksilir. Fakirlersin. Fakir kalırsın. Şeytanın fakirlikte korkuttuğu kimselerden olmayın ayeti bu şeytanı anlatıyor. Zekat vermeyen zenginlerin birçoğu neyden korkuyor? Fakir olmaktan korkuyor. Verirsen biter diyor. Verirsen bitmez. Verirsen o sana o malı veren Allah var ya, sana daha fazlasını verir. Tefsir kitaplarımızda bir mesele anlatılır. Musa Aleyhisselam'ın Allah ile görüşmeye gittiği bir dağ vardır. Tur-u Sina. İki defa bu dağa gitmiş. Bizzat aracısız, meleksiz Allah ile görüşmüştür. Sina Dağı. Bu dağa gidiyor Musa Aleyhisselam. Giderken iki tane fakir Musa Nebi'nin yolunu çeviriyor. Diyor ki ey Allah'ın peygamberi, nereye gidiyorsun? Diyor ki Rabbime gidiyorum, vahiy verecek bana. Beni davet etti. Diyor ki Rabbimize giderken söyler misin? Biz hayatımızın bu dönemine kadar hep fakir yaşadık. Allah'ımıza sor. Biz bundan sonra zengin olabilecek miyiz? Bize zenginlik verecek mi? Musa Aleyhisselam diyor ki tamam. Tur-u Sina'ya gidiyor. Vahiyi alıyor ve bu fukaraların meramını da dile getiriyor. Allah'ın peygamberi Musa Nebi. Allah'ın selamı üstüne olsun. Allah Teala diyor ki sen onlara git ve de ki 20 sene onlara zenginlik vereceğim. 20 sene de fakirlik vereceğim. Ancak onları ihtiyar sahibi bıraktım. Seçenek sahibi bıraktım. İster fakirliği önce vereyim, zenginliği hayatlarının sonunda vereyim. İster zenginliği önce vereyim, fakirliği hayatlarının sonunda vereyim. Git bunu onlara söyle. Musa Nebi bu fukaralara geliyor ve diyor ki böyleyken böyle. Adamın hanımı diyor ki ya bey diyor biz bugüne kadar zaten hep fakir yaşadık. Sağlıklıyken madem Allah Teala bize bu kadar ömür verecek. 20 sene, 20 sene ise 40 sene cepte. Bari zengin olalım şimdi 20 sene. Hayatımızın son döneminde ya ihtiyarlığımızda parayı ne yapacağız? Eğer şimdi zengin olursak çok fazla dağıtabiliriz, koşturabiliriz, çalışabiliriz. İnsanlara faydamız da olur diyor. Kadın akıllı çıkıyor. Şimdi nerede böyle kadın? Şimdi böyle bir kadın olsa, böyle bir teklif gelse kadın kocasına der ki hiçbir şey verme. Hiçbir şey verme, fakirleşiriz. Perdeleri değiştireceğim, koltukları değiştireceğim, elbise alacağım. Naciye'nin kınası var, ona gidip gösteriş yapmam lazım. Kadınlar değişti artık. Kadınlar değişti. Kadınlar dünya metaına tapar oldular. Müslüman kadınlar gösterişe çok fazla düşkün oldukları için İslam ile bağları koptu, uzaklaştılar. İnsanlar için, diğer kadınlara gösteriş yapmak için yaşayan kadınlar haline döndüler. Sahabi hanımları böyle değildi, peygamberimizin hanımları böyle değildi. Allah'ın selamı onların üstüne olsun. Kadınlarımız da onlar için çok ibret vardır. Ama bu kadın ne diyor? Allah bize bu sağlıklı halimizde zenginliği verirse biz çalışırız. Bu malı genişletiriz ve çok insana faydamız olur diyor. Musa Nebi diyor ki şöyle şöyle dua yapacaksınız, peşinden böyle yapacaksınız. Ondan sonra şimdi zenginliği istediğinizi Allah'a söyleyiniz. Bu karı koca Musa Aleyhisselam'ın dediği gibi dua yapıyorlar ve Allah onların koyunlarını birken beşe çıkartıyor, beşken elliye çıkartıyor. Mevla bereket verdi mi hesapsız verir. Birini zengin yapmak istediği mi?
eline attığı altın olur. Hesapsız. Adamla kadın zengin oluyor. Koyunlar, sığırlar, develer her taraf doluşuveriyor. Adamla kadın 20 tane kasap tutuyorlar. Ve bu kasapların bir tek görevi var. Her gün 20-30 tane koyun ve sığırı kesmek, civar köylerdeki fakir fukaraya dağıtmak. Bütün işleri bu. Her gün kesip dağıtım yapıyorlar. Bu zenginler etraflarındaki insanlara zekatın da ötesinde çok fazla infakta bulunuyorlar. Çok fazla hayır yapıyorlar. Şeriatı aşıyorlar. Nereye geçiyorlar? Tarikata geçiyorlar. Tarikat ne demektir? Şeriatı zirvede yaşamak demektir. Allah'ın emrettiği bu mu? Bu. Ben daha fazlasını yapacağım. Çünkü Resulullah ve sahabiler Allah'ın emrettiğinde durmadı. Hep daha fazlasını yapmak istediler. Bakın Ebu Bekir'in zekatına. Allah ondan razı olsun. Amin. 40'ta 40'ını verdi mi? Verdi. Bakın Ömer'in zekatına. Allah ondan da razı olsun. Amin. 40'ta 20'yi verdi mi? Verdi. Nerede bu mezhepsizler? Biz 40'ta 1 kabul etmiyoruz. Bunu sistemleştirmeyin, sıradanlaştırmayın. Bırakın insanlar daha fazla versin. Halbuki hile var. Daha fazla değil, daha az verecek köpek. Sahtekar daha az verecek. Bırakın insanlar daha fazla zekat versin. Ayağına 1/400 verecek. Sizi gidin numaracı hilekarlar sizi. Şeytanın askerleri. Hizb-i şeytan sizi. Kadınla adam böyle yaptı. Dağıttılar. Oldu 22 sene. Ama bunların mallarında bir eksilme olmadı. Allah'ın peygamberi Musa'yı gördü adam. Dedi ki ya Musa, Allah'ımız bize dedi ki 20 sene. Ama oldu 22 sene. Bize hala fakirlik gelmedi. Allah malımızı almadı. Bunun sebebi nedir? Ben bu konuda Allah'tan bir vahiy bekliyorum dedi. Bilmiyorum dedi neden olduğunu. Allah Teala Hazretleri Musa Nebi'ye vahyetti ki o kullarım benden aldığı nimetleri fazlasıyla dağıttılar. Fakir fukaraya öyle bir dağıttılar ki eğer ben onların elinden bu zenginliği alırsam onlar bu kasapları işten çıkartır. Onlar artık koyunları kesmezler. Onlar artık aç fakir fukaraya bu nimetleri dağıtmazlar. Onların da karnı doymaz. Bunlar benim kullarıma bu kadar faydalıyken ben o nimetleri onlardan niye çekip alayım? Ey Musa! Allah eksiltiyor muymuş? Eksiltir mi Allah? Eksiltir mi? Arttırır, daha fazla arttırır. Memur kardeşim bana mesaj yolluyor. Hocam maaşım yetmiyor. Oradan kesiyorum, buradan kırıyorum, maaşım yetmiyor. Neden yetmiyor? Kardeşim dedim, bu sualinin cevabını Peygamberim Aleyhisselam versin. Sahabiden bir tanesi dedi ki, işverenimden aldığım maaş yetmiyor ey Allah'ın Resulü. Ne yapmam lazım? Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, işverenine söyle maaşını eksiltsin. Ey Allah'ın Resulü, bu maaş yetmiyor dedi. Elime aldığım şu andaki maaş yetmiyor. Eksiltirse hiç yetmeyecek. Sen hak etmediğin bir maaşı aldığın için bereketsiz. Aldığın paranın bereketi yok. Bereketsizlik demek ne demek? Yetmemek demek. Kıt kanaat yaşamak demek, bolluk olmaması hali demek. Sen git söyle ki maaşını azaltsın. İşverenine gidiyor ve söylüyor, maaşını azaltıyor. İşveren maaşı azaltınca Allah Teala ona bir sistem kurdurtuyor ve yetmiyor dediği maaşı, maişeti artık yetmeye başlıyor. O sahabi artık ailesine kolayca bakabiliyor. Kardeşler, şu anda memurlarımızın birçoğu hak etmediği maaşı aldığı için paramız yetmiyor diyor, bereket yok diyor. Ama o para yetmiyor, o maaş yetmiyor diyen memurun cebinde iddia kuponu. O para yetmiyor diyen memurun cebinde Marlboro sigara. O memur her hafta 2 defa sinemaya gidiyor. Bu nasıl kafa memur kardeş? Bu nasıl kafa? Hoca ne yapsın? Bu kafaya hoca ne yapsın? Senin bu kafayı düzeltmen gerekiyor. Bu kafayı Müslüman kafası yapman gerekiyor. Cebinde Marlboro sigarası var diyor ki iş yok. İşsiz adam Marlboro sigarası kullanır mı? İnsan biraz Allah'tan korkar. Dolayısıyla Müslümanlar şeytanın illüzyonuna, el çabukluğuyla aldanmayacak. Eksilir, kaybedersin, zenginliğin giderse zekat verme, sadaka verme, sana ne fakir fukaradan. Müslüman Yahudi kafasında olmaz. Yahudiler ne diyordu? Resulullah Aleyhisselam Yahudilere dedi ki, fakir fukaraya yardımda bulunun, ihtiyaç sahiplerine verin. Yahudiler ne dediler? Bunların Allah'ı yok mu? Bu fakir fukaranın Allah'ı yok mu? Allah versin. Onlara Allah versin. Kardeşler, kapımıza bir garip geldiği zaman, bir dilenci geldiği zaman,
Eğer bu işi meslek edinmemişse, aynı suratları görüyorsanız meslek edinmiş demektir. Bu dilenci değil. Bu sahtekar, zanaat sahibi. Bankada 8-10 bin lira parası vardır. 1,5 trilyonu olanı gördüm. 1,5 trilyon bankada hala sabah simit yiyor, akşam simit yiyor. Allah yedirmiyor bile adama. Ölmüş adam. Ölmüş, cebinden banka hesap cüzdana çıkmış. Bir bakıyorlar cüzdana, 1,5 trilyon. Orada 1,5000'lar gidiyor. Sıfırlar gidiyor. Adam yiyemiyor. Esnaftan para istediği esnafa röportaj yapmaya gidiyorlar. Bu adam nasıl yaşardı? Zengin miydi? Arabası var mıydı? Yok diyor ya. Bize gelip simit parası isterdi diyor. Biz de her gün simit alırdık. Sabah simit yer, akşam simit yer. Arabası marabası hiçbir şey yok. Barakada yatıyor. Gidiyorlar barakasını çekiyorlar adamı. Sefalet içinde yaşıyor. 1,5 trilyon var ama sefalet içinde yaşıyor. Allah o parayı bile yedirmiyor. O para ne olacak ahirette ona? Allah'ın Peygamberi Aleyhisselam buyurdu. İhtiyacının fazlasını dilenen ateş dilenmiş demektir. O 1,5 trilyon ateş olarak çıkacak o adama. Ateş. Şimdi Müslüman kardeşim, dükkanında oturuyorsun. Birçoğunluğu sahtekar olmasına rağmen gerçekten ihtiyaç sahibi olan insanlar da var. Kapına bunlar da gelebilir. Şu kelimeyi kullanmayın. Allah versin kardeş. Bu kelimeyi kullanma kardeşim. Görünmeyen bir el gelip bu adama bir şeyler vermez. Allah versin deme. Allah biz kulları memur etmiştir. Biz Müslümanlar yeryüzünde Allah'ın halifeleriyiz. Ayetle sabittir. Halife sensen, sen vereceksin. Halifemiz Ömer bir ağlama sesi duydu çölde gezerken. Baktı bir kadın bir tane tencereyi kaynatıyor. Dedi ki, ne yapıyorsun sen burada? Çocuklar içeride diyor, yemek bekliyorlar. Ben de onlara diyor, yemek yaptığımı söylüyorum diyor. Bir bakıyor tencerenin içine taş var, taş. Suyun içine taşları koymuş. Çocuklara diyor ki, çorba kaynıyor diyor. İslam toprağında bir kadın çocuklarına çorba vereceğim diye yalan söylüyor. Ama tencerede su ve taş var. Sen diyor, niye yalan söylüyorsun? Yok ki bir şeyim diyor. Yok ki bir şeyim diyor. Peki sana zenginler yardımda bulunmadı mı diyor. Kimse bana bir şey vermedi diyor. İnsanlara gidip söyledin mi diyor sen, benim ihtiyacım var. Ben niye söyleyeyim diyor. Bu devletin diyor bir halifesi var diyor. Bu devletin bir lideri var diyor. O bilmesi lazım değil mi diyor. Onun bizden haberdar olması lazım değil mi diyor. Halife Ömer diyor ki, sen burada dur. Ben şimdi hemen bir şeyler yapacağım diyor. O halifeyi bulacağım diyor. Koştura koştura Beytülmal'e geliyor. Sırtına bir çuval un alıyor. Koca halife, devlet reisi. Sırtına unu alıp giderken oğlu görüyor. Abdullah İbni Ömer, sahabenin alimlerindendir, fakihlerindendir. Baba diyor, ne yapıyorsun? Bırak bana, ben yapayım diyor. İnsanlar görecek, sen halifesin, sen devlet reisisin ya diyor. Halife diyor ki, gücüne mi gitti? Halifenin oğlu gücüne mi gitti? Bırak, çekil! Bu vazife benimdir. Ömer'e yazıklar olsun. Topraklarımda bir fakir var, çocuklarına yalan söylüyor ve Ömer'in bundan haberi yok. Ömer'e yazıklar olsun diyor. Kadının un çuvalını sırtına alıyor, götürüyor. Kadına teslim ediyor. Kadın diyor ki, Allah senden razı olsun. Kadına diyor ki, ne zaman ihtiyacın olursa una, ekmeğe, gıdaya gel diyor halifenin kapısına. Ondan iste diyor. Kadın bir ay sonra tekrar gidiyor halifenin kapısına. Bir bakıyor ki Ömer karşısında. Meğer halife buymuş. Meğer halife buymuş. Halifemiz diyor ki, İslam topraklarında bir hayvan açlıktan ölse, bir devenin bağı çözülse ve kaçsa Allah hesabını Ömer'den sorar. Bizi böyle insanlar yönetti kardeşler. Bizi böyle insanlar yönetti. Bu insanlar başımızdayken biz dünyaya hakimdik. Bu insanlar gitti, basiretsiz adamlar geldi. Hak etmeyen adamlar geldi. Müslümanların burnu yerden kalkıyor. Allah tekrar o hayırlı insanları başımıza geri döndürsün. Amin. Amin. Mevla Teala Hazretleri taksiratlarımızı, günahlarımızı affetsin. Amin. Mahşer meydanında herkesin sıkıntılı olduğu o dönemde o halifelerle buluşmayı, o imamlarla buluşmayı, Kur'an'ın deyimiyle imamlarımızla beraber Resulullah'a gitmeyi bize nasip etsin. Amin. Yolunu şaşıranlardan, yolunu karıştıranlardan etmesin. Amin. Allah Teala Hazretleri mizanın karşısına geçtiğimiz zaman bizi amellerimizle yargılamasın. Amin. Çünkü bizi amellerimizle yargılarsa
biz zararda çıkarız kardeşler. Bizim günahımız fazladır. Bizi merhametiyle yargılasın. Amin. Onun merhameti bütün günahları örter. Bütün hataları örter. Çünkü onun bir ismi Settar'dır. Günahları örtendir. Allah bizim günahlarımızı örtsün. Amin. Sultanım efendim mahşer günü o terazide elimiz ayağımız titrerken, dizlerimiz üstünde oturmuş hesabımızı beklerken Efendimiz Aleyhisselam yanımıza gelsin ve desin ki bu benim ümmetimdir ya Rabbi. Yapmaya çalıştı, gücü bu kadar yetti. Sen günahlarını affet. Amin. Allah bizi onun hürmetine affetsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.